Sayın Bakırköy Belediye Başkanım, Bakırköy Kent Konseyi'nin çok değerli üyeleri, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları. Bakırköy Kent Konseyi'nin 30 Haziran 2024 tarihli seçimli olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Evet, sizlerle bugün burada olmak beni gerçekten çok mutlandırdı ve gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum katılmanız için. Ve konuşmama geçmek istiyorum. Sayın Milli Eğitim İlçe Müdürümüz, hoş geldiniz. Kamu temsilcilerimiz, Bakırköy'ümüze değer katan siyasi partilerimizin, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri. Bugün güzel ilçemizi daha ileriye taşıma hedefiyle dernek, vakıf, baro, noter, üniversite, spor kulübü, sendika ve muhtarlıklarımızla büyük bir aile olarak bir arada olmamızın mutluluğunu yaşıyorum. Bakırköy Kent Konseyi seçimli olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Tüm Bakırköylü komşularımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Evet, değerli hemşehrilerim, Türkiye'de sivil toplumun en güçlü olduğu yerleşimlerden biri olan ilçemizde yereldeki gücün pozitif etkisine samimiyetle inanan bir yöneticiyim. Bu nedenle ayrım gözetmeksizin tüm kent temsilcilerimizin bu ortak akıl buluşmasında yer almasını arzu ettim. Seçim döneminde sizlere verdiğim katılımcı ve şeffaf yönetim sözüne sadık kalarak 3 ay içinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nu toplamak üzere genel kurul çağrısını yayınladık. Bakırköy tarihinin en katılımcı Kent Konseyi Genel Kurulu'nda bir araya gelmek üzere toplam 606 kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek ile diğer örgüt ve organizasyonlara çağrı yaptık. Kent Konseyi yönetmeliğindeki bazı ifadelerin mevzuatına uygun olarak Bakırköy'de kayıtlı oluşumlar olan 436 dernek, 59 vakıf, 42 meslek odası, 21 siyasi parti, 19 spor kulübü, 15 muhtarlık, 7 sendika, 1 üniversite, 2 baro ve noter odasında genel kurul davetimizi gönderdik. Bu samimi adımın sonucunda bugüne dek düzenlenen en kapsamlı ve en geniş katılımlı Kent Konseyi Genel Kurulu'nu toplamış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıymetli komşularım, 1992'de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda 21. yüzyılın asıl hedefi tanımıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri ortaya konuldu. Ardından Yerel Gündem 21 başlıklı somut küresel eylem planı benimsendi. Ülkemizle belirlenen hedeflere uyumu taahhüt etti. Türkiye'de kurulmaya başlanan kent konseyleriyle birlikte ilçemizde de 2007 yılında Bakırköy Kent Konseyi kuruldu ve bugünlere geldik. Hemşehrilik hukuku çerçevesinde Bakırköy'ün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan konseyimizin 2024 yılı itibariyle daha üretken bir konuma gelmesini istiyorum. Konseyimizin ortak aklın ve uzlaşmanın esas alındığı demokratik bir yapı olarak varlığını sürdürmesi en büyük isteğimdir. Çünkü 31 Mart seçimlerinde Bakırköy'e ilişkin vizyonumuzu iki kelimeyle ifade etmiştik. Ne demiştik? Evimiz Bakırköy demiştik. Evimiz Bakırköy söylemi benim için asla geçici bir seçim sloganı değildi. Evimiz Bakırköy, ortak ve sürdürülebilir bir gelecek hedefinin katılımcı, eşit, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışının söze dökülmüş haliydi. İşte bu nedenle bu yönetim anlayışını güçlendirme çabamızın en önemli ayaklarından biri Kent Konseyi olacaktır. Değerli hemşehrilerim, şehirlerin ve mekanların kendilerine özgü ruhu, bulunduğu coğrafyanın geçmişiyle ve insanların yaşam tecrübesiyle bugüne taşınan birikimleri vardır. Ve bu birikimler her çağın ve dönemin ihtiyaçları, yenilikleri ve değişimleriyle harmanlanmaktadır. Kendi birikimini en güçlü şekilde koruyan İstanbul'un kadim yerleşimlerinden biri olan ilçemiz, gelişen ve değişen beklentilere, sosyal ve fiziksel yeni ihtiyaçlara yanıt arayışını yüzyıllar boyunca olduğu gibi bugün de sürdürmeye devam etmektedir. Bu nedenle daha güzel bir gelecek yolunda birlikte tartışıp, birlikte çözüm bularak yürümek önemli gündem maddelerimizdendir.
Seçeceğimiz konsey başkanı, yürütme kurulu, meclisler, çalışma grupları ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kent konseyi paydaşları nezdinde demokratik, eşit, adil ve şeffaf bir yönetim sergileyeceğimizden kimsenin de şüphesi olmamasını istiyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, değerli komşularım, Bakırköy'ümüzü el ele daha güzel bir geleceğe taşıyacağımız inancıyla hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Bakırköy Kent Konseyi Genel Kurulu'na. Bakırköy Kent Konseyi seçimli olan genel kurulunda Divan Heyeti Başkanlığı'na Sayın Recep Sevinç'i, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Bilge Sayıcı Pehlivan'ı, Divan Kurulu Yazman Üyeliklerine ise Sayın Ali Saraç ve Sayın Hülya Özdemir'i aday olarak öneriyoruz. Değerli Arzum, herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir pazar günü Bakırköy Kent Konseyi'nin seçimli genel kurulu gerçekleşmek üzere buradayız. Saygılı olsun diyorum şimdiden. Sayın Belediye Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım, meclis üyelerimiz, önceki dönem meclis üyelerimiz ve kaymakamlığımızı temsil eden değerli ilçe bir eğitim müdürümüz ve diğer kamu temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, sindikalar, derneklerin başkan ve yöneticileri olmak üzere genel kurulda delege olarak bulunan yine sivil toplum kuruluşlarının çok değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz, sayın muhtarlarımız ve değerli basın, hepiniz hoş geldiniz. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum herkese. Seçimlere geçmeden önce menfiliğimiz gereği işareti ya da kapalı zarf usulü oylama yapılması gerekecek. Ancak şu anda tek aday olduğu görülmekte. Tek adayı işareti oy usulüyle yapılması konusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle işareti olarak başkan seçiminin yapılması oylanmıştır, oy birliğiyle geçmiştir. Teşekkür ediyorum. Aziz Başkan, Aziz Koçal Başkan, şu anda seçilmiş durumdasınız. Oyladın. Şu anda seçilmiş durumdasınız. Evet. Şimdi işareti oyla seçim konusu oylandı. Şimdi Aziz Koçal Bey'in başkanlığınızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Hayır. Oy birliğiyle geçti. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Değerli Belediye Başkanı, ses yanmadı galiba. Değerli Belediye Başkanı, kamu kurumlarının değerli temsilcileri, çok saygıdeğer Bakırköy'de bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, konsey delegelerimiz ve misafirlerimiz, hepiniz konseyimizin genel kuruluna hoş geldiniz. Tabii seçim öncesi kendimi tanıtmak isterdim ama hem kendimi tanıtıp hem de kent konseyiyle ilgili birkaç söz etmek isterim. Şu anda Tüketici Koruma Derneği, kısa adı TÜKODER olan TÜKODER'in genel başkanlığını yürütüyorum. TÜKODER 1990 yılında kurulmuş 34 yıllık geçmişi olan hak temelli, emek eksenli bir örgüttür. Ve Türkiye'nin en büyük tüketici örgütü, en fazla üyeye sahip olan tüketici örgütü ve kamu kurumları nezdinde en fazla temsilci veren örgüttür. Bakırköy'de de bir şubemiz bulunmaktadır ve Bakırköy'de de hak mücadelesine, hak ihlallerine karşı mücadelemizi Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi sürdürüyoruz ki İstanbul'un 14 ilçesinde örgütlü durumdayız. Türkiye genelinde 48 şubemiz bulunmakta. Aynı zamanda tüketici örgütleri ve federasyonlarının birliğini, çatı örgütünü oluşturmak için son 5 yıldır ciddi bir mücadele verdik. Ki bu mücadelenin önderliğini bizzat şahsım yürüttü. Kısa adı TÜKON olan Tüketiciler Konfederasyonu'nu kurduk. Orada dönemsel başkanlığı uyguladığımız için her federasyon başkanı 4 federasyondan oluşuyor. Birer yıllık dönemsel başkan ve ilk başkanlığını yürütüyorum. Oradaki görevim de bir yılın Eylül ayında
dolacağı için sıradaki diğer federasyon görevine devam edecek. Mesleğim Vali Müşavir, 1987 yılından itibaren de Vali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği'nin örgütlenmesi ve odamızın, meslek yasamızın çıkması için çok ciddi çalışmalar içerisinde bulunduk. Çeşitli şube başkanlıkları, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu başkanlığı görevlerini devam etti ve yöre derneklerinde hem kurucu hem aynı zamanda yöneticilik yaptım. İstanbul Giresunlar Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticiliğimiz ve birlikte şu anda da arkadaşlarımızla burayı yönetmeye, çevre sorunlarına yönemizin kültürel sorunlarla ilgili çözüm üretmeye devam ediyoruz. Kişisel olarak örgütümün de içinde olduğu emek eksenli, hak temelli bir çalışmanın her zaman içerisinde olduğu. Nerede bir haksızlık varsa onun karşısında durmaya hem kendi şahsım hem de başkanları yürüttüğüm örgütler tarafından bu çalışmaların bizzat içerisinde olduğumuz gibi çözüm odaklı çözüm üretmelerimizi ve çözüm politikalarını da gerek kamu gerekse taraflara ilettik. Tabii niye, neden kent konseyi düşündük? Sivil toplum kuruluşlarımızdan Bakırköy'den gelen öneriler karşısında örnek bir Bakırköy'e yakışır, örnek bir kent konseyi çalışması oluşturabiliriz, bir örnek çalışma Türkiye'ye sunabiliriz düşüncesiyle arkadaşlarımızla kent konseyini yönetmeye talip olduk. Kent konseyi, kentteki sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kitle örgütleri, siyasi partiler, vakıflar, spor kulüpleri, odalar, muhtarlar gibi çeşitli aktörler ve kentin, o ilçenin dinamiklerinden oluşan bileşenleri ve paydaşları ile kentteki sorunları sevgili başkanımın ifade ettiği gibi ortak akılla çözüm önerileri geliştirebilmek ve yine yaşamla ilgili ve kentteki karşılaşılan sorunlarla ilgili ayakları yere basan politikalar üretebilmek ve bu uygulanabilir projeleri yine kent konseyinin yönetmeliğinde de ifade ettiği gibi belediyelerimize sunarak onlardan çözüm doğrultusunda çalışmalar talep edebilmek. Tabi burada hepimizin bildiği gibi bir yerel yönetim seçimi yaşandı. Yeni bir anlayış, yeni bir yönetim, yeni bir başkanımız ve beraberinde yeni bir ekip ve Bakırköy'ün sorunlarını bilen, Bakırköy'ün sorunlarına çözüm üretebilecek bir ekibin iş başında olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu doğrultuda da Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi bizim ifade edeceğimiz düşünceleri aslında kendisi de ifade ettiği aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bakırköy yönetimiyle ilgili ki adaylık sürecinde de bunları ifade etti. Bakırköy, Bakırköylülerle birlikte STK'ları, muhtarları, sivil toplum kuruluşları birlikte yönetmeye talip olmuştu ki bu söylemi birçok yerde duymadık. Bakırköy'de o zamana kadar pek duyduğumuzu hatırlamıyorum. Bu bizi heyecanlandırdı. Biz de bu heyecana ortak olmak ve belediye başkanımızın ve bu anlayışına da beraberinde sorunlarımıza mahallemizden sokaklara kadar ve Bakırköy kentinde yaşayan, yaşam mücadelesi veren halkımızla birlikte yaşanabilir bir Bakırköy hep birlikte üretebiliriz ya da oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Bu çok zor bir şey değil. Kent konseylerinin önemiyle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Kent konseylerinin önemi aslında başkanım da ifade etti, katılımcı demokrasiyi geliştirir. Çünkü kent konseyi aslında belediye ile kentteki sivil toplum kuruluşları arasında bir köprüdür. Sivil toplum ve belediye arasında sivil toplum kuruluşlarından gelen önerileri belediye iletisi bir köprü. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırır kent konseyleri. Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur.
Kent konseyleri kentin sürdürülebilir kalkınması için gerekli adımlar atarak kentin geleceği için önemli rol oynar. Kentsel sorunlara çözüm üretir. Kent konseyleri kente yaşanan sorunları belirleyerek ve çözüm önerileri geliştirerek kentsel sorunlara çözüm bulunmasına katkıda bulunur. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği sağlar. Biraz önce dikkat etmiştim. Kent konseyleri kamu kurumları ve sivil toplumlar kuruluşları arasında diyalog ve işbirliği ortamını geliştirerek kentin kalkınmasına katkıda bulunurlar. Kent haklarını korur ve geliştirir. Kent sakinlerinin hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için projeler üretir, çalışmalar yürütür. Kentsel bilinci geliştirirler. Kent konseyleri, kent sakinleri arasında kent bilincini geliştirerek ve kent sakinlerinin kent yönetimine katılımını teşvik ederek daha yaşanabilir kentler oluşturulması için katkıda bulunur, projeler üretir. Ve en önemlisi kent yoksulluğu. Kent yoksulluğu şehirlerde yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların durumudur aslında açıklaması, kelime anlamı. Bu ihtiyaçlar arasında gıdadan barınmaya, sağlıktan eğitime ve giyim içerisinde yer alır. Aslında bir nevi tüketici hakları, evrensel tüketici hakları çerçevesinde de temel ihtiyaçların karşılanma hakkıdır. Kent yoksulluğu küresel bir sorun gibi görünse de aslında dünya ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde Türkiye çok ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye'de kent yoksulluğu özellikle 2021 yılından sonra çok uç noktalara doğru yaklaşmıştır. Bununla ilgili bu kent yoksulluğunu giderebilecek çalışmalar üretebilir. Yani en çok basit bir örnek veriyorum. Gıdaya, ekonomik sağlıklı gıdaya ulaşımda üreticiden tüketiciye aracısız bir proje geliştirilebilir, belediyemize sunulabilir. Kent tarihinin hafızasının korunması ve gelecek kuşaklara doğru verilerin aktarılması çok önemlidir ki Bakırköy açısından buna çok önemsiyorum. Belediye başkanımın da bu anlamda buna çok önem verdiğini biliyorum. Konuşmamız özellikle Veli Efendi Bakırköy'ün tarihidir demişti ve Bakırköy'le anılması gerektiğini ifade etmişti ki ben de katılıyorum. Buna benzer birçok tarihsel mirasımız var, kültürel hafızalarımız var. Biliyoruz ki bazı kesimler tarihin kentsel hafızasını yok edip tarihi ranta çevirecek anlayışlar ürettiklerini hepimiz biliyoruz. Bu anlayışın üzerine giderek doğru olan kentsel hafızamızı ve tarihimizi koruyacak çalışmalarımızı ve bu çalışmayı, bu tarihsel değerlerimizi ve tarihsel bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarabilecek arşivler ve çalışmaların oluşturulması. Bakırköy'ümüz yaşlı bir kuşak, nüfus ve çok önemsediğim Emekli ve Yaşlılar Meclisi'nin aslında kent konseyinde oluşturulması ve en önemli belki de çalışmayı bu meclisin yürütecek olmasını önemsiyorum. Buradan çok ciddi projeler çıkabilir. Belediye Başkanımızın programında da var olan projeler var. Bunlar geliştirilebilir, bunlar altyapı oluşturulabilir. Sonuç olarak kent konseyleri, kent yönetiminin önemli bir parçası, kentlerin gelişmesi ve kalkınması için önemli bir rol oynamaktadır. Peki kent konseyinin bileşenleri kimdir? O kentteki STK'lar, siyasi partiler, kamunun temsilcileri, yani o kentin diyanetleridir. Peki bunların hayata geçirebilmesi için sadece kent konseyinin başkanı yeterli midir? Değildir. Yürütme yeterli midir? Tek başına değildir. O nedenle çalışma grupları, meclisler, sizlerin tüm bileşenlerin katkılarıyla oluşacak ama sadece isim yazılı olması için değil, çözüm üretebilecek, projeler üretebilecek, katkı sunabilecek, çalışmaların içerisinde olabilecek derneklerimizle, sahada olan sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla ki bilim çok önemli bildiğiniz gibi çok güzel projeler üretebileceğimize inanıyoruz. Ve burada gördüğünüz kent konseyi meclisinin delegasyonu odalarımızdan, muhtarlarımıza, derneklerimizden, spor kulüplerimizden, vakıflarımızdan, üniversite temsilcilerimizden, kamu kuruluşu temsilcilerimizden
tam Birle Kent Konseyi'nin tanımına yakışan bir bileşen ve kent konseyi delegeleri oluşmuştur. Ben öncelikle bu katılımınız ve bu katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez alkışlıyorum. Tabii bunun oluşması için emek veren başka belediye başkanım ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü bugün pazar, erken vakitte vaktinizi de aldık. Bundan sonraki süreçte çok daha beraber olacağız. Güzel projelerde birlikte olacağız. Öncelikle bana göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışacağım. Özellikle sivil toplum kuruluşları, dernekler, örgütlenme ve hak mücadelesi yönündeki birikimimizi sizlerle bütünleştirerek çok daha güçlü, çok daha yaşanabilir Bakırköy ve örnek bir kent konseyi, Bakırköy Kent Konseyi oluşturmak için canla başla sizlerle birlikte tecrübelerimizle mücadeleyi birleştirerek, ortaklaştırarak gerekirse alanlarda, gerekse mahallelerde, gerekse sokaklarda birlikte olacağımıza söz vererek saygılarımı sunuyorum. Ve ulaşan, divana ulaşan yönetme kurulu asil ve yedek isimlerine okuyorum. Bir Mehmet Yücesan İstanbul Kültür Üniversitesi asil bunlar. İki Hasan Ali Kanetürk Mimar Mühendisleri Odası, Harikap Adıstır Mühendisleri Odası, Elif Ersoy İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Koray Ademir Makine Mühendisleri Odası, Ayça Yazıcı Pınar Mimarlar Odası, İstanbul Trakya Bölge Temsilciliği, Emre Görgün Mali Müşavirler Odası Temsilcisi, Nazım Hanım Yeminli Mali Müşavirler Odası, Taner Süslü Alevi Kültür Dernekleri Bakırköy Şubesi, Hülya Çelik Ataköy 256 Kızım Mahalle Muhtarı, Süreyya Doğan Disk Genel İş Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası, Zuhal Kurtulan Aktepe Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği, İbrahim Mamati Bakırköy Amatör Spor Derneği, Emre Zeylan Bakırköy İş Adamları Derneği, Nihat Yılmaz Bakırköy Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kozet Avanus Bakırköy Su Azdavazin Meryem Ana Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Cemal Ertan Şencan Bakırköy İlçe Spor Kulübü, Barış Şenol Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı, Profesör Doktor Gülümser Dolgun Cüzdan ve Savaş Derneği, Ahmet Coşkun Aydın Çevre Dostları Derneği, Çağrı Ceylan Görme Özürler Derneği, Gözde, Ahmet Duran Koçer Malatyalı İş Adamları Derneği, Hacı Aksoy Ordu İli Mesul İlçesi Birebir Köy Kalkınma Derneği, Güzelleştirme Derneği, Ayla Erdin Rumeli Eğitim Vakfı, Nezahat Altunsoy Özen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İmdat Papuç Ticari Araç Çalışanları Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Profesör Doktor Ferdane Karaman Türk Üniversitesi Üniversiteli Kadınlar Derneği, Nursen Sevinç Türkiye Emekliler Derneği Bakırköy Şubesi, Mehmet Çelik Bozkurt Türkiye Jockey Kulübü Derneği, Semra Çetinkaya Türkiye Omonilik Felsefesi Derneği, Yüksel Hoş Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi. Bu okuduklarım asil adaylardı. Yedekleri okumamı ve talep var mı okuyayım mı? Devam ediyorum. Tabii. Yedek yönetme kurulu yedek listesi Çetin Yılmaz. Çetin Yılmaz, Disk Emekli Sen, Yaprak Didem Koryürek, Armutlu Kartaltepe Mahalle Muhtarı, Bilyar Özçarıkçı, Bakırköy Gönüllü Çevreciler Derneği, Ali Saraç, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası, Murat Orhan, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen, İmran Serhan, Troya Folklor Ulaştırmaları Derneği, Erdal Çekem, Atatürkçü Düşünce Derneği, Şebnem Adalı, Kültür Koleji Mezunları Derneği, Tansu Kocaeli, Trakyalı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği, Ayşegül Özgün, Körler ve Gönüllüler Derneği, Heybet Aslanoğlu, Tüm Radyoloji ve Teknisyenleri, Teknikerleri Derneği, Yılmaz Balaban, İstanbul Bocce Spor Kulübü, Anıl Karaoğlu, Ali Seyfi Karaoğlu İzin ve Kültür Yardımlaşma Vakfı, Sedat Timur, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Şenol Çelik, Bakırköy Yeni Mahalle Futbol Kulübü, Haluk Saygı, Bakırköyler Derneği, Kamil Koç, Çanakkale İçi Çam İlçesi, Çevre Köyleri Danışma Derneği, Halil Doğan, Down Sendromları Derneği, Ömer Faruk İzgiş, İstanbul Cizreliler Derneği, Yasemin Toraman, Eğitim, Kültür ve Kadını Güçlendirme Derneği, Türkan Tansel, İstanbul Tabi Odası, Zeynep Hançer, Kemah Cevizli Köyü Sosyal Yardımlaşma Kültür Derneği, Asuman Erkan, Türk Kadın
Kadınlar Birliği Bakırköy Şubesi, Celalettin Eren, Türkiye Yarışatı Yetiştirici Sahipleri Derneği, Nurgen. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Belediye Başkanım, değerli katılımcılar, bu kent konseyi sürecini hazırlama, düzenleme ve bu noktaya taşıma görevini Sayın Başkanımız bana tevdi ettiler. Malumunuz bir kent konseyi yönetmeliği vardır. Bu konudaki tek mevzuat kent konseyleri yönetmeliği. Bu yönetmeliğin 5. maddesi, kent konseyi mali idareler genel seçimleri yapıldıktan sonra 3 ay içerisinde kent konseyi belediye başkanının çağrısı üzerine toplanır, yeni başkanını seçer, yeni yürütme kurulu üyelerini seçer, hükmünü amirdir. 8. maddede de kent konseyiyle kimlerin davet edileceğini açıklar. Biz böyle ilişkili, ilişkisiz diye ayrım yapmadan Sayın Başkanımızın talimatıyla Bakırköy'deki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve yönetmelikte sayılan diğer birimleri temsilci göndermelerine davet ettik. Bize şu ana kadar 130'un üzerinde başvuru geldi ve biz kent konseyimizi yönetmeliğin amir hükmü doğrultusunda yapıyoruz. Başka bir kent konseyi yok. İkinci bir kent konseyi yok. Bunun yasal dayanağı yok. Biz kaymakamlığımıza yazmışız, bize temsilci göndermiş, kurumlarımıza yazmışız, herkes temsilcisini göndermiş. Kent konseyleri 5 yıl içindir. 1. dönem 2 yıl içerisinde başkan seçimi yenilenir, kalan 3 yıl için. Seçimler bittikten sonra 3 ay içerisinde belediye başkanları yeni kent konseyini davet eder ve bugün yaptığımız program yapılır. Kafa karışıklığı olmasın, hatta bu konuda yürütmeyi durdurma kararı aldırmışlardı. Biz itiraz ettik ve yürütmeyi durdurma kararı da kaldırıldı. Mahkeme önünde de bu bizim yaptığımız organizasyon tescil edildi. Kafanızda bir karışıklık olmasın. Buyurun. Bu yaptığımızın usule uygun olduğunu gayet iyi biliyorum. Çünkü tüzüğün yazılımında ben işin içindeydim. Fakat dün gibi bir günde bir kent konseyi kongresi yapıldı bu Bakırköy'de. Ben de duydum. Hepimiz duyduk. Duymayan yoktur herhalde burada. Bunun için gereken ne yapılacak? Kent konseyi adını kullanmaya devam edecekler mi? Hayır. Yani bugün, biz burada. Buraya karşı Tabii. Yok. Onun için demiyorum. Açıklama yapıyorum zaten. Önümüzdeki 5 yıl için Bakırköy Kent Konseyi seçimini tamamlamıştır. Burada tutanağa bağlandı. Toplantı sona erdikten sonra, divan bitirdikten sonra Kent Konseyi Başkanı buradaki yönetimi devralacak. Bundan sonra gruplarını zaten yürütme kuruluna seçme yetkisi verdi. Çalışma gruplarını kendileri oluşturacaklar. Biz bundan sonra kent konseyi bize bağlı bir birim değil. Gerçekten demokratik bir sivil toplum örgütü olarak belediye kuruldu. Belediye şemsiyesi altında. Değil. Ama belediyeyle tam işbirliği içerisinde. Biz onlara her türlü desteği vereceğiz. Mekan vereceğiz. Kaynak aktaracağız, imkan vereceğiz. Tabii. Onlar bize fikir oluşturacaklar, evet. Görüş oluşturacaklar, evet. Proje oluşturacaklar. Evet. Biz de onları gerçekleştirmek üzere canla başla çalışacağız. Başka bir kent konseyi yoktur. Ben ayrıca 35 yıllık mülki idareden geliyorum. Kanuna aykırı bir şey yapma diye bizim huyumuz olmaz, alışkanlığımız olmaz. Herkes emin olsun. Ama siz de buraya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kurulun sonuna kadar sabırla beklediler. Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, hiçbir genel kurulda belediye başkanından sonuna kadar beklediğini görmemiştim. Bununla birlikte kendinin Bakırköy'le yöneteceği sloganını da karşılığını görmüş olduk diye düşünüyorum. Bir teşekkürüm de Yazı İşleri Müdürü Hanım'a ve ekibine. Bu süreçte çok yoruldular çünkü. Emeklerine sağlık, sağ olun. Yürütme kurulu üyelerimize göstermiş olduğunuz güvene de teşekkür ediyorum. Ama özellikle 10 arkadaşımıza ayrıca teşekkürler. Burada görev talep ettiler. Bu talep bizim için çok önemliydi, değerli. Görev talep etmenin
bir yarışa sokmanın, yani bir oylamaya sokmanın bir anlamı yoktu. Birlikte üretip, birlikte çalışıp, birlikte yaşanabilir bir Bakırköy için omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Yürütme kurulu üyeleriniz, siz isim isim çağırırsanız burada sizler de tanımış olursunuz başkanım. Basın mensubuna hepinize çok teşekkür ediyorum.